Evli misin? 13 yaşında. Ya bu? Bu da o kadar. Tamam efendim. Sen bundan meşgul ol. Bağüstüne efendim. Eskiden hırsızlık yapıyordun. Şu yaptığın işten 1000 kere daha haysiyetliydi. Dur Baki. Adın ne senin? Ayşe. Kimsen yok mu? Var, köyde. Niçin buradasın? Başlık parası için efendim. Yaşlı birine verdiler, kaçtım. Köyüne döneceksin kızım. Yüzlerce kişiye satılmaktansa bir kişiye satılmak daha iyi. Baki, paran var mı? Al şunu, üstünü tamamla. Var efendim. Bu kızın biletini al, köyüne gönder. Peki efendim. Sağ ol abi. Biraz daha dolaşalım mı? Vakit çok geç, gitmem lazım canım. Yarın buluşacağız değil mi? Tamam, onda çay bahçesinde. Oldu. İyi akşamlar. Sana da.
Kaç? 10. Oldukça geç değil mi? Ben esir miyim? İyisin ama genç bir kız eve erken gelmeli. Evet biliyorum. Ama arkadaşlarım evlerine daha geç gidiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel. İstedikleri gibi yaşıyorlar. Onların her şeyi var. Arabaları bile. Bir giydiklerini bir daha giymiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel ve yokluk. Özgürlük dediğin, dilediğin gibi yaşamak değildir. Genç bir kız yarını düşünmeli ve aile yaşamına uymalı. Ölüp gideceğiz abi. Gün yaşanmalı. Yarını da yarın düşünmeli. Bugünsüz yarın olmaz. Can sıkıntısından eskiye baş kaldırmak, paranın ne olduğunu bilmeden onu istemek, gençliği sonunda bezginliğe götürür. Bezginlikse can sıkıntısı ve her türlü kötülüğün başlangıcıdır. Gece kulüplerinde sıhhatlarını tüketen, esrar çeken ve ahlaksızca seks yapanlar dejenere olmuş insanların tutkusudur. Biz kendi değerlerimiz ve imkanlarımızla yaşamak zorundayız. Bizim güzelliğimiz, gururumuz, yoksulluğa boyun eğmeden, ahlakımızdan bir şey kaybetmeden yaşamaktır. Ben de yoksulluk içinde büyüdüm. Ben de eskiler giyerek okudum. Ama değerimden bir şey kaybetmeden, toplum için yararlı biri olarak yetiştirmeye çalıştım kendimi. Çalışarak öleceksin. Çalışarak gençliğin gitti abi. Dünyada en iyi şeyleri giymek. Vur patlasın, çal oynasın, o gece kulübü benim, bu gece kulübü senin. Bu mu yaşamak? İnsan niçin gelir dünyaya? Şerefli yaşamak için. Tabii ki ileride bir gün anne olacaksın. Temelsiz, asılsız eğlencelerle geçerse ömrün, çocuklarına ne verebilirsin ileride? Ya bu eski manto, tabanı delik ayakkabı, 3 yıldır giyilen elbise, sırtıma binen ev işlerinin ağırlığı, bu yaşamayla ne öğreneceğim ki? İleride zor durumlarda çocuklarıma nasıl bir yol gösterebileyim bu dengesizlikle? Çay yapayım mı oğlum? Sağ ol anne. Alo? Abi ben Cemil. Kız tamam abi. Yarın buluşuyoruz, işi bitireceğim. Hüseyin, verdiğin ilaç sağlam mı? Merak etme abi, 24 saat şuursuz kalır. Sana elimle çay demledim. Teşekkür ederim. Seni seviyorum, hayat dolusun. Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım. Aşığım sana, delicesine. Senin namussuz! Sakin olun, sakin olun! Durun, ne oluyorsunuz? Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez. Ona sahip çıkmasını bilmelisiniz. Çocuklar her şeyi artık çabuk öğreniyorlar. Siz de öğretin. Kızınıza yol gösterin. Her gün kuaföre gitmek, lüks evde oturup lüks arabalara binmekten daha çok kalıcı, büyük ve güzel şeyler olduğunu öğretin. Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak. Cemil'in villasında komiserim. Gayrettepe Gazeteciler Sitesi numara 5. Abiciğim!
Affet. Yapma. Benim davayı halledeceksin değil mi? Hiç merak etme, en kısa zamanda halledeceğim. Oğlumuz geliyor. Soldan beşinci yatak senin. Hoş geldin aramıza. Ey büyük tanrım, nelere kadirsin? Bir zamanların adalet dağıtıcısı, aşağılık düzen düşmanı mahkumlarla aynı koğuşta. Ne dersin buna Yusuf? Ne diyeyim kardeşim? Allah derim. Dışarıda adaleti hal yoluna koyduklarından şimdi sıra içeri geldi. Anladığım kadarıyla bu iş için tayinini buraya çıkarmış. Doğru değil mi be? Öyle mi be? Konuşsana be. O zaman hemen mahkemeler kurulsun, adalet yerini içeride de bulsun. Ben savcıyım, sen de hakim. Hadi bakalım, bütün suçlular toplansın, suçlular toplansın. Adalet istiyorum. Evet, adalet istiyorum. Bunun için de büyük jürinin önünde konuşma yapacağım. Bana güvenin. Sana güveniyoruz. Siz hırsızlar, kadın satıcıları, siz bu topluma kötü örnek oluyorsunuz. Biz topluma yardımcıyız. Amerikan sigara satıcıları, siz bu toplumu çürütüyorsunuz. Biz suçlu değiliz. Suçlusunuz, sizin suçunuz çok büyük. Ne demek be, karın doyurmak için hırsızlık? İki paket yabancı sigara satarken yakalanmak, sabıkalı diye sürünmek, iş bulamamak, tekrar buraya dönmek ne demek be? Siz suçlusunuz. Büyük dalavereleri bilmediğiniz, milyonluk kaçakçılığın arkasına gizlenemediğiniz, rüşvetle kişileri sömürmeyi bilmediğiniz için suçlusunuz. Hepiniz suçlusunuz. Bize bunları öğretecek biri lazım. Adalet istiyorum. Karar ver hakim. Kim suçlu? Gelmek, görüşmek istemiyor anne. Nasıl, sıhhati iyi mi bari? Çok iyi.
Bunları Kemal'e ver yavrum. Peki, biriyle yollarım. Sağ ol evladım. Anneniz getirmiş. Kıymetli polisimizin kirli çamaşırları kokulu sabunla temizleniyormuş. Halbuki Kemal'in kirli çamaşırlarını hiçbir sabun temizleyemez. Ne dersin ha? Yok canım, abimiz tertemizdir. Yalnız kız kardeşi o biçim. Doğrusu bunların çamaşırları ailece kirliymiş. Bu gürültü ne? Ne oluyor burada? Kim yaptı bunu? İşte bu hır çıkardı. Hücreye girdi, aklın başına gelsin, yürü! Kemal yarın kurtulacak nasipse. Odasına hazırladım. Anma onun adını! Kemal'e karşı çok sersin bey. İnadı bırak artık. Yarın gidip karşılayalım onu. Şefkat gösterelim. İhtiyacı var bize. Ben gitmem hanım. Seni de göndermem. Hoşça kalın. Sağ ol beyim. Hadi arkadaşlar. Allah kurtarsın. Amin. Gelmesi lazımdı şimdiye kadar. Gelmeyecek. Boşuna üzme kendini. Gelse de kardeş katilini bu eve sokmam. Deme bu lafı bey. Zaten yaralı evladım. Bir de sen yaralama. Bekleyeceğim onu.
Allah o günü göstersin. Başka bir şey istemem ben. Alo. Alo. Konuşsana, kimsin sen? Kemal olmalı. Kemal. Kemal sen misin oğlum? Kemal. Kemal sen misin oğlum? Niçin gelmedin eve oğlum? Konuşsana çocuğum. Sesini duyayım bari. 7 yıl oldu seni görmediğimiz. Özlemedin mi bizi yavrum? Olan oldu bir kere Kemal'im. Kardeşine ne çok sevdiğini bilmez miyim ben? Konuş be çocuğum. Oğlum. Alo, burada. Cemil, seni istiyorlar. Alo. Söyle. Alo, ben Hüseyin. Senin Kemal hapisten çıkmış, haberin var mı? Güzel. Arkadaşları yanına al, ona iyi bir ders verin. Hırpalayın, paramparça edin iti. Arkadaş! Arkadaş! Hasta mısın arkadaş? Komiserim!
Komiserim, geçmiş olsun komiserim. Beni tanıdın mı? Bir gün başım belaya girmişti. Bana fırsat tanımıştın. O gün bugün namuslu çalışıyorum. Eğer bir şeye, işe ihtiyacın varsa halledebilirim. Patron seni telefonda bekliyor abi. Efendim? Bekliyorum Hasan. Hı-hı. Evet. Hı-hı. Hı-hı. Tamam, oldu. Evet Hasan. Adamı getirdim. İyi, çağır gelsin. İşe alındın. Yalnız hemen şoförlük yapamazsın. Bir müddet ayak işlerinde çalışacaksın. Tamam mı? Abbas, geliyorum. Buyur abi. Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın. Peki abi. Gel benimle. Alo. Kemal'i işe aldık Hasan. Çok iyi. Şimdi o itoğlu iti elime geçirdim. Onu perişan edip intikamımı alacağım. Artık sen benden sorulursun. Sana işleri öğretir gözetirim. Ama ücretinin bir kısmını da alırım. Bütün işçiler böyle çalışır. Ben böyle isterim. Kimse itiraz etmez mi? Haddine mi düşmüş? Gebertirim onları. Hadi 100 numarayı temizle. Başla. Yemek paydosu! Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaş. Geldiğinden beri seni izledim. Çok sessiz kendi halindesin. Ama iyi bir insansın. Sana kanım ısındı. Yemeğimi paylaşırsak onur duyarım. Sakın itiraz etme. İnsanlar derde ortak oldukları gibi aşağıda ortak olmalılar. Yarın pazar. Hiçbir işin yoksa bize yemeğe gel. Konuşur dertleşiriz. Ha? Ne dersin? Gelir misin? Kemal de nerede kaldı? Kim bilir? Ben gideyim de bir bakayım. Ali. Efendim anne. Bakkaldan 2 ekmek alıver. Peki anne. Kemal. Niye gelmedin? Çoluk çocuk seni bekliyor. Laf istemem. Gidiyoruz. Bizim hanım. Arkadaşım Kemal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte bizim delikanlı. Oğlum Ali. Hoş geldiniz. Merhaba. Geç şöyle otur. Yemekten önce bir çay içeriz değil mi? Ha? Ne dersin? İçersiniz tabii. Şimdi hazırlarım. Geç şöyle rahatına bak. Sigara alır mısın? İçmem, sağ ol. Ali okul takımında oynuyor. Judo'da mavi kuşak ama
Babasının bileğini bükmesi için daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Gel bakayım şöyle. Ha? Bilek var mısın bilek? Aman Ömer, misafir önünde değil mi? Çocuksunuz vallahi. Buyurun. Sağ ol bacım. Kemal misafir değil, benim arkadaşım. Bu evde onun sayılır. Elif'in yemeklerini hiçbir yerde bulamayacağımı iyi bildiğim için buradayım kardeşim. Bir yere gidemiyorum. Anlıyorsun ya. Elinize sağlık. Gerçekten uzun zamandır bu kadar lezzetli şeyler yememiştim. Afiyet olsun. Bir de bana sor. Bu yaşta bu göbekle utanıyorum. Senin gibi çalışan biri için ne kadar yesen azdır Ömer. Hanımın niyetini anlıyorsun ya. Bugün ders yok mu? Bitirdim baba. Ali ara sıra bana okumam gerektiği kitapları veriyor. Bazen de beraber okuyoruz. Şimdiki gençlik iyi eğitiliyor Kemal. Bizim zamanımızda böyle öğrenim yoktu. Kitaplar insana hayatı da öğretiyor. Yaşamayı bile. Okudukça gözüm açıldı. İnsan cahil kaldıkça yaptığı işlerde de hayır olmuyor Kemal'cim. Kaybettiğim yıllara acıyorum. Biz ezildik, horlandık. Ama çocuklarımızın alın teri karşılığı insan gibi yaşamaları için elimizden geleni yapmamız gerektiğini şimdi anlıyorum. Okumak insanın çok şeyini değiştiriyor. Emek en yüce değerdir baba. Hakkınızda gazetelerde çıkan yazıları okudum. Soğuk olukta patronlara peşkeş çekilen kızlar konusunda epey direttiniz. Ama gazete aniden kesti tefrikayı. Herhalde bir takım skandallardan korktular bence. Siz esrar ve eroin mücadelesinde de başarılıydınız. Ali bir adalet adamı olmak istiyor. İnsanların namussuzluklarına tahammülü yok. Ama şimdi annesine mutfakta yardım etse daha iyi olacak. Öyle değil mi Ali? Olur baba, müsaadenizle. Erkek erkeğe birer tane parlatalım mı ha? İşte benim güvencem, her şeyim bu çocuk Kemal. Doğrusu onunla gurur duyuyorum. Korkuyorum da, çok atılgan, haksızlıklara tahammülü yok. Şimdiki gençlik yaşından umulmadık şeyler biliyor. Türkiye'yi bunlar omuzlayacak kardeşim. Vatanımızın, çocuklarımızın gelecek iyi günlerine. Merhaba Kemal abi. Merhaba Ali. Sana kitap getirdim. Bu kitaplarda bilmediklerini öğreneceksin. Cesur olmayı, iyi düşünmeyi, kötülere karşı dövüşmeyi öğreneceksin. Ve bir gün iyiler muhakkak kazanacaklardır. Ali, güzel Türkiye'miz için çalışmalısın. Bu memleketi düşmanın elinden kadın, çocuk, erkek, yaşlı dövüşerek, kan akıtarak, şehit vererek kurtardık. Bize emanet edilen bu vatanı birlik olarak, kavga etmeden korumasını bilmeliyiz. Sen de ileride çocuklarına bunları öğretmelisin. Al haftalığını. Sağ ol usta. Sen de al haftalığını. Bu da senin. %10'unu kestim. Paranın tamamını vereceksin ona. Sana ne ulan? Bir daha çalışanın parasını kesersen ben de senin gırtlağını keserim. Anlat. Abbas'ın dediğine göre Ömer kelek yaptı. Arkadaşı Kemal'i korumaya kalktı. Yarın ikisi bir olup bize karşı gelebilirler. Doğru mu Abbas? Evet, doğru patron. Artık bunların da suyu ısındı. Sen neler düşünüyorsun Hasan? Bize de açıklar mısın biraz?
Yapacağım işte onları kelek bir işe göndereceğim, anladın değil mi? Ve böylece ikisini de etrafa duyurmadan ortadan kaldırmış olacağım. Naci, bu işi sonra konuşuruz. Suskun arkadaşımın şerefine. Beni kınama. Suskunluk benim tabiatımda var. Aslında sana teşekkür etmeliyim. Bana evini, dostluğunu açtın. Hayatımda ilk defa bir dostluk gördüm. Katı bir kanun uygulayıcısıydım. Dünyayı düzelteceğimi sanırken başıma bir olay geldi. Kardeşimin ölümüne sebep oldum. Hayatım alt üst oldu. Vicdan azabından ölecek gibiydim. Acaba kanun değerlerini korurken farkında olmadan önceden de böyle suçlar işlemiş miydim? Bir polis geceleri uykusuz kalmaya, düşünmeye başladığımı hap uyutmuştur. Halka müsamaha ile kanun uygulama sınırı korkunç bir sınır. Beynim binlerce soruyla dolu. Şimdi bu doğruları bulmak için yaşıyorum. Senin gibi bir dostum olduğu için mutluyum. İşimi kurunca istersen beraber çalışırız. Kafandaki sorulara beraber cevap buluruz. Dünyaya beraber karşı dururuz. Hadi dostluğumuzun şerefine. Al şunları usta başına götür. Kemal ile Ömer'i meyhanede gördüm. Adam akıllı dost olmuşlar. Ömer başımıza bela olabilir. Merak etme. Hasan'la düşündük. İkisine de iyi oyun hazırladık. Hala yatmadın. Neyin var Ömer? Hiç. Saklanma benden. Seni tanımaz mıyım ben? Kafana bir şey taktım besbelli. Kemal'e şoför yaptılar. İyi ya. Daha çok para alacak demek. Sevinsene. Doğru, sevmem lazım ama... Aması ne? Yok bir şey Elif. Bizi çağırmışsınız. Bu arabayı Kemal'le beraber Edirne'de Can Mehmet'in tır garajına teslim edeceksiniz. Bunlar da evrakları. Şimdi hapı yuttular. Alo. Alo sayın komiserim. Bugün saat 10 civarında Ataköy plaj yolundan geçecek krem rengi 34 UP 247 plakalı Renault'da çok miktarda eroin vardır. Polis. Thank you.
Polisten neden kaçtın? Şimdi görürsün. Arabada en az bunlardan 100 tane var, biliyor muydun? Hayır. Yalan söylüyorsun. Yıllardır onlarla çalışıyorsun. Akıllı bir adamsın. Mutlaka bilmen gerekirdi. Hasan kötü bir insandı ama... Aması yok, biliyordun. Ali'ye geleceği böyle mi hazırlayacaktın? Sahip olmak istediğin arabayı böyle mi alacaktın? Okuduğun kitaplar böyle mi yazıyordu? Bana bir polis gibi davranma. Senin arkadaşınım ben. Bu işleri yaptıklarını da bilmiyordum. Sana inandım. Bize bir oyun oynadılar. Biz de onlara bir oyun oynayacağız. Gidelim. Her tarafı didik didik arayalım. Çocuğuma, karıma iyi bak. Dur! Bir kazaydı, arabanın frenleri tutmadı. Polise de böyle konuşacaksın. Ömer'in karısını, çocuğunu düşün. Naci kim? Benim. Buyurun, müdür çağırıyor. Olay nasıl oldu, anlat. Efendim, arabanın frenleri patladı. Şoför arabayı zapt edemeyince arabayı geri geri kaçırdı. Ömer'i ezdi efendim. Olayı sen anlat. Kazaydı efendim. Olay nasıl oldu? Kazaydı efendim. Kazaydı efendim. Kaza oldu efendim. Kazaydı efendim. Sizi istiyorlar. Olayı sizden dinleyelim. Size soruyorum. Kazaydı. Seninle görüşmek istiyor.
Merhaba kader arkadaşım. Sen ha? Sana bir borcum vardı Kemal. Onu hiç unutmadım. İçeriden çıkınca seni kolladım. Ömer'i öldürdünüz. Bir kazaydı. 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 Ömer artık geri gelmez. Ama karısı ve oğlu Ömer'in yanına gidebilirler. Onlardan uzak dur Hasan. Sana bağlı bu. Her şey sana bağlı. Ağzın sıkı sıkı kapanırsa kimsenin de başı ağrımaz. Söz veriyorum. Biliyorum, bir zamanlar hızlı bir polistin. Ateş gibi. Değdiğin yeri yakardın. Kötüleri bitireyim derken hayatını bitirdin. Ama karşılığında ne gördün? Ben halk için çalıştım. Ne oldu sonunda? Ne verdi sana halk? Hep aldılar. Senden aldılar hep. İşini, yarınlarını, umudunu aldılar. Doymadılar. Bu sana ders olmalı. Şimdi de susman gerektiğini bilmelisin. Düzenimi bozana karşı benim de affım yok. Ömer'in karısını ve oğlunu düşün. Bu senin hakkın, konuşmadığın için. Ömer'in birikmiş paralarını gönderdiler. Suspayım. Ne diyorsun Ali? Babam kazayla ölecek bir insan değildi. Karısını çocuğunu bunca seven, hayata bunca bağlı bir adam aptalca kazayla ölmez. Babam kazayla ölmeyecek kadar akıllı, çok dikkatli yaşayan bir insandı. O adamları da iyi tanırım. Doğru mu bu? Onu öldürdüler değil mi? Öldürdüler! Al katillerin pis paralarını! Ve topluma yapılacak en büyük alçaklık onu sorumsuzluğa alıştırmaktır. Babama yapılanlara sustun niçin? İnsan olarak çok şey kaybettim. Ne yazık ki babam seni çok severdi. Çok severdi. Kardeşini kazayen öldürmüşsün. Bu mu seni yılgın ve korkak eden? Kendilerine ve başkalarına yapılan haksızlık ve kötülükleri göre göre hayatının sonuna kadar böyle susacak mısın? O zaman bir solucan mısın, insan mısın? Nasıl karar vereceksin? (Gülüyor)
son defa bir şey söylemek istiyorum. Sana yeterince açıklayamamıştım ama seni çok sevmiştim. Babam gibi sevmiştim. Bana verdiğin kitaplarda şöyle bir şey vardı. İnsana insan eden haklı kavgasıdır. Gerektiği yerde kavga etmesini bilmek insan şerefine saygıdır. Yeryüzünde kavgadan kaçan bir insan varsa hayatı boyunca başı önünde gezmeye mahkumdur. Şimdi ben kendi kavgama kendim gitmek zorundayım. Ali? Bu telaşın ne? Bir derdin mi var? Söyle oğlum, bir şey mi oldu? Çekinme yavrum, söyle. Yok bir şey anneciğim. Bir süre uzaklara götür ve hemen şimdi. Ben buradan çıkar çıkmaz ya, hemen şimdi. Adalete bağlılığın çok güzel bir şey Ali. Çünkü adaletin olmadığı yerde ne insan şerefi ne de diğer değerli şeyler olur. Ama adalete bağlılık kadar insanı anlamak da önemlidir. Belki de daha önemlidir. Patron, Kemal geliyor. Paranı geri verecektim ama halktan çaldığını düşünerek halka dağıttım. Senin payına da bu düştü. Sana kızmıyorum Kemal. Başkası olsa böyle konuşturmazdım. Sana yapacağımı söyleyeyim. Abbas'ı sağlıyorum. Sana mani olmayacağım kardeş. Ama iyi düşün, sonradan pişman olma. Beni dinleyin çocuklar. Kemal'in kan düşmanı Cemil var. İntikamını almak için fırsat kolluyor. Atilla, onu acele bul. Naci, sen de Ömer'in karısı ve çocuğunu garaja getir. Gidiyoruz Abbas. Nereye? Şimdi görürsün. Yanlış hareketler yapıyorsun Kemal. Şu anda Ömer'in karısı ve oğlu elimizde. Abbas'ı götürmekte direnirsen onları öldürürüz. Hem de gözünün önünde. Hiç acımadan, anlıyorsun değil mi? Rıfat. Şimdi yapacağın iş Ömer'in bir kaza sonucu öldüğünü söylemek. Yoksa ne olacağını biliyorsun. Rıfat, kadınla çocuğu getirin.
gelin. Bacım, Ömer'i biz çok severdik. Kemal herhalde kocanızın ölümünü başka türlü anlatmıştır size. Bir kazaydı, inanın. Evet, kazaydı. Şimdi sıra bizde. Benden özür dileyeceksin. Dediğimi yapmazsan çocuğun beynine kurşunu sıkarım. Öp ayağımı! Arkadaşlarımın da hepsi sana kırgın. Onların da gönlünü alman lazım. Öyle değil mi? Öyle ya. Öp onların da ayaklarını. Çocukla kadını götürün. Yıl peşimi bırakmadın. Yakaladın beni. 10 yıl yedim, tam 10 yıl. Yalvardım, para verdim. Kanun nizam dedin, dönmedin. 10 yıl hayatım, işim, varım yoğum gitti. O zaman söylemiştim sana. Daha o zaman söylemiştim, öcümü alacağım diye. Aldım. Her şeye katlandım. Seni rezil edeceğim, hiç edeceğim dedim. Yaptım. Seni bir hiç yaptım. Öcümü aldım, hiç yaptım seni! Kaldırın bu leşi! Bu köpek sana çok şey yaptı, intikamını al! Arabaya koyun. Hadi itin çocuklar. Hadi. Hadi gayret. Hep beraber.
Ali! Ali! Yapıyorsun. Kalkmamalıydın. Sağ kolun iki dirseğin paramparça. Kaburgaların sol bacağın kırık. Ben bu köyün sağlık memuresiyim. Durumun kötü. Seni hastaneye götüreceğim. Ancak orada iyileşebilirsin. Lütfen. Lütfen beni bir yere götürme. Teşekkür ederim. Ben size ilacınızı getireyim. Yok ya. Hayır, iyiyim. Biliyorum, buradan bir an önce gitmek istiyorsunuz. Ama çaresiz. Bir süre daha bekleyeceksiniz. Kendine geldiğinden beri hep aynı yere bakıyorsun. Yürüyünce de aynı yere gideceksin sanırım. 10 yıldır hemşireyim. Senin gibi iyileşmek için delice çaba harcayan bir hasta görmedim Kemal. Senin gayretin iyileştirdi beni. Gözlerindeki hınç, intikam iyileştirdi seni. Ben değil. (Gülüyor)
20 gün oldu hala bir haber çıkmadı Kemal'den. Ne bir gazete ne de radyo haberi. O uçurumdan kurtulması imkansız Hasan. Niye bulunmadı cesedi? Niye bulunmadı bir parçası bile? Ya yaşıyorsa? Yaşasa bile yarım insan sayılır patron, silahsız. Silahı var Atilla. Yüreğindeki hınç ne demektir bilir misin sen? Arayın, emin olmalıyım. Kemiğini de bulsanız yok edin. Gidiyor musun? Gitmeliyim. Evet, biliyorum. Sizi kavşağa kadar götüreyim. Abi, Kemal'i bulamayacağız galiba. Kaza yerinde hiçbir iz yok. Kimse de bir şey bilmiyor. Bu köyde de bir sonuç alamayacağız. Bana kalırsa adam öldü. Bu son araştırmamız. Bu köydekilerin de haberi yoksa bu iş bitti demektir. Yürü. Bombayı hazırla. Seni bekleyeceğim. Alo, ben Abbas. Ben Kemal. Geliyorum. Çocuklar! Kemal geliyor, tedbirimizi alalım. Thank you.
Öp ayağımı. Öldürdü. Buraya gelebilir. Dağılın, silahlarınızı alın. Çabuk! Her tarafı kontrol edin. Çok dikkatli olmalıyız. Kemal her an buraya gelebilir. Bizi bulacağını hiç sanmam. Alo. Ben Kemal. Geliyorum. Telefon eden Kemal'di. Buraya geliyor. Hemen mahzene iniyorum. Siz de dağılıp etrafı gözleyin. Cemil gecikti. Nerede kaldı acaba? Gene bir karıya takılmıştır. Kes bakalım. Nerede kaldın? Bırakın soru sormayı. Kemal geliyor. Ama telaşlanmayın. Burayı bulmasına imkan yok. Şeytan bile bulamaz burasını. Hadi oturun da oyun oynayalım.
Öp ayağımı. Söyle, ötekiler kimdi? Nerede? Konuş. Söyleyeceğim. Kemal'i bulup temizleyelim. Sokağa adımını attığın an Kemal'in kurşununu beyninde bulursun. Adam şeytan gibi. Dört adamımızı temizledi. Alo. Ben Kemal. Geliyorum. Kemal geliyor buraya. Tedbir alın. İbrahim sen merdivenleri kolla.
Aşağıda kimseyi gördün mü? Hayır, ne var ki? Kemal buraya geliyor, aşağıya bir göz atalım. Öp ayağımı. Öpeyim abi. Yama. Yapma. Yapma, kurbanın olayım. Kemal, Kemal, bağışla beni, ne olur. Affet Kemal. Kemal, öldürme beni. Kurban olayım, yalvarırım sana. Elini ayağını öpeyim, ne olur. Kemal, dur gitme. Kemal, Kemal, ne olursun öldürme beni. Elini ayağını öpeyim. Ne olur abiciğim, ne olur abiciğim. Abiciğim, yapma. Kemal. Kurbanın olayım, affet abi. Abi dur dur şunu. Abiciğim yalvar. Elin ayağını öpeyim. Kurbanın olayım abi. Kemal. Kemal. Öldürüyorlar beni! İmdat, yetişin! Yetişin, imdat! Dur, dur şunu, Kemal! Kemal! Kemal, dur, dur! İmdat! İmdat! İmdat, dur şunu! Alo. Ben Kemal. Geliyorum.
Kıpırdama. Öp ayağımı. Hadi öp ayağımı. Halkın nankör kıymetini bilmez demiştin, yanıldın. Halkım kendine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz. Onu çok özledim. Affettim oğlumu. Gelse de dünya gözüyle bir görsen. Alo. Anne. Ben Kemal. Kemal. Eve gel evladım. Oğlumuz geliyor. Gel evladım artık. Kemal oğlum. Gel, seni bekliyoruz, gel. Şimdi geliyor. Oğlumuz geliyor hanım. Çok şükür. Ama ağlamayı bırak da git odasını hazırla, sevdiği yemekleri yap. Peki. Hadi. Canım evladım.